Herkese merhaba ben Atağan. Bugün jump projemize ilk defa İpek yola etkinliği geldi. Bunu yapacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Göreceğiz. Herkes kalede başlatalım. Ve artık bu kardeşimizi koruyacağız. Herkese detaylı bir posta gönderdim. Umarım hatasız bir şekilde İpek yolunu tamamlayacağız. Belki özleyenleriniz vardır. Suntuzumu ben size göstereyim. Bu şekilde çok değişik bir orduyla Suntuzu'yu gönderdik. Olduğu kadar, olmadığı kadar. Eğer çevre krallıklardaysanız biz 3388'deyiz. Buraya göç edebilirsiniz isterseniz tabii bizimle oynamak istiyorsanız. Bu etkinlikte barbarlar çıkıyor ve barbarları öldürüyoruz. Amaç ve olay bundan ibaret. İlk seviyeler olduğu için zaten barbarları kolay bir şekilde öldürürüz diye düşünüyorum. Ben hiç dokunmayacağım. Biz zaten çok kalabalığız. Önemli olan kıtanızın burada olması. Hatta bir kıtanızın kervanın arkasında bir kıtanın kervanın önünde olması çok önemli. Çünkü bir yerden sonra yeşiller gelmeye başlıyor ve bu yeşiller epey zor çünkü durmuyorlar. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım hemen. Hatırlatmamızı yaptık. Yavaş yavaş ilerlemeye devam edelim. Bu tarz etkinlikler oyun başında sizin için çok önemli. Bu tarz toplu etkinliklere katılmayı unutmayın. Bakalım başka ne gelecek? Mesela Gölge Lejyonu gelecek birkaç gün sonra. Gölge Lejyonu da çok önemli ve güzel bir etkinlik. Buna da katılın. Zaten her kalan bu etkinlikleri yapar. Beyazlara dediğim gibi ben dokunmayacağım. Zaten çok fazla arkadaşımız var beyazlara saldırabilecek. O yüzden hiç gerek yok. Amacımız mümkün olduğunca iyi bir sürede bunu bitirmek ve iyi bir sürede de iyi bir can sağlığıyla bitirip sıralamada birinci olmak. Çünkü biliyorsunuz İpek Yolu'nda da bir sıralama var. En azından ben öyle hatırlıyorum. Bakalım göreceğiz. Şimdi bir tane bossumuz göründü. Bossa doğru bir ilerleyelim. Alandan da çıkmayalım. Bossa doğru bir gidelim. Boss biraz zorlayabilir belki. Bilmiyorum bu seviyede nasıl vuruyor ama öreceğiz. Hızlı bir şekilde öldürmekte epey fayda var. Kullanmadığımız işaretçileri çıkartalım. İşaretçi daha koyduk hatırlatma işaretçisi. Ben yani bu ödülleri çok toplamayacağım çünkü iyi ödüller verdiğiniz söyleyemem. Hiç gerek yok. Arkadaşlarımız toplasın, öğrensinler, heveslerini alsınlar. Şurada bir T4 görüyorum, yorgunummuş. Yarvanımız devam ediyor. Bunun ilerleyen zamanlarında çok daha güçlü ve çok daha zor ordular çıkıyor. Mesela bir boss çıkıyor, boss alana vurduğu için herkes bir anda eriyebiliyor gibi gibi değişik işler olabiliyor. Biraz sıkıcı bir etkinlik özellikle ilk seviyelerde. Bakalım yeşil gelmesi lazım. Aynen yeşil geldi. Hemen işaret atıyorum. Hemen işaretimizi gönderelim. Yeşillere vurmamız lazım çünkü kervana değmemeleri gerekiyor. Bununla ilgili zaten ben klanı uyarmıştım ki herkes gelmiş direkt yeşillere. Vallahi helal olsun. Böyle böyle bilmeyen arkadaşlarımız öğrenecek ve deneyimleyecek. Ee, yine bir yeşil geliyor. Yeşile bu sefer atlı ordumu göndereceğim. Çok daha yakın. Burada toplamadığımız bir kabile köyü varmış. Onu da alalım. Şimdi kervana vurmaması lazım ki vuramayacak. Çok güzel. Vallahi iyi gidiyoruz yani. Şimdi burada neden genellikle 2 ya da 3 kıta oynanıyor? Çünkü kervan belli başlı zamanlarda gördüğünüz gibi şöyle ödüller atıyor. Genelde onları toplamak için geride duruyorlar. Fakat ilerleyen sevelerde daha iyi ödüller atıyor. Şu an ne ödül attığını hatırlamıyorum. Arkadaşlarımız topluyor. Eğer kişi sayınız çok azsa arkadaşlarımız burada toplama yaptığı için ön tarafa yetişemeyebiliyorlar. Bu da epey sorun çıkartıyor karavanın sağlığı için. Bir boss daha geldi hemen işaretimizi gönderelim. Bir boss daha var burada hemen ona da işaret gönderelim. Suntuz'un buna saldırırken diğer ordumu buna gönderiyorum. Çünkü suntuzu burada saldırısını bitirdiğinde bu ordumun saldırma özelliği açılacak. Ardından hızlıca şunu alalım ya. Bu sefer de ben toplayayım bakalım ne verecek. Çok merak ediyorum. Hem izleyen sizler de merakınızı gidermiş olursunuz böylelikle. Burada kutu topluyorsunuz ve ikinci ordunuz yok. İkinci ordu burada çalışamıyor. Böyle bir sorun oluyor arkadaşlar. O yüzden iki ordu, üç ordu gelmeniz bu tarz etkinliklere çok önemli. Şimdi kutumuz geldi. Nereye gitti? Sanırım aynen buraya düşmüş. Hemen bir kutumuzu açalım bakalım ne çıkıyor. Ben hatırlamıyorum ne çıktığını. Kahve ikramiyesi 3. seviye. Yani altına ihtiyacımız var. Fakat 100k altın bizi ne kadar kurtarır? Muamma diyelim. Bulduğumuza şükredelim. Teşekkür ederim. Kullanmadıklarımız yine sildik. Yine bir şeyler doğmaya başladı. Bu sefer fazlalar. Bu sefer daha fazlalar. Yeşil var mı diye bakıyorum. Evet bir yeşilimiz var orada. Hemen yeşile döndüm. Etrafta başka yeşil göremedim. Güzel, çok iyi ilerliyoruz. Gerçekten mükemmel ilerliyoruz. Bakalım diğer seviyelerde de böyle olacak mı? Bir yeşil daha gelmiş. Hemen o yeşile müdahale edelim. Yine kervan bir tane sandık gönderdi. Yine arkadaşlarımız topluyorlar. 2-3 orduları varsa toplasınlar tabi Tek ordu geldilerse büyük bir sıkıntı oluyor bizim için. Şimdi dev bir ordu gelecek buraya. Çok dar bir alandayız. Dar doğma ihtimal var. Buralar dağ, buralar göl gibi değişik şeyler var. Yani umarım sıkıştırmaz bizi. Bakalım. Doğmalar başlıyor. Arkadan doğuyorlar. Ön taraftan da doğanlar var tabi. Boss'u göremedim ama. Herhangi bir boss göremedim. Şimdi İkinci ikinciler de oluyor. Bir yeşil gördüm. Hemen yeşile doğru müdahale edeceğim. Hervanımız burada. Hızlıca müdahale etmemiz lazım. Yeşiller toplanacak ve işlerimiz biraz daha zorlaşacak. O yeşili hemen def ettik. Hızlı bir şekilde bunu da def edersek. Kazasız belasız bu etkinliği bitireceğiz. Arkadaki barbarları zaten halleder arkadaşlarımız. Güzel yeşiller de gitti. Diğerleri geliyor şimdi. Ana boss geliyor. Ben ana boss'a değil de yeşillerden birine doğru ilerleyeceğim. Ana boss'u zaten bizim arkadaşlarımız kesecektir. Bu etkinlikte kafileyi korumak için sadece bir kıta yollayabiliyorsunuz. Şu an benim ikinci kıtam inaktif şekilde duracak maalesef. Yapacak bir şey yok. Zaten kolaydayız. Kolay moddayız. Bu da gitti. O da gitti. Çok güzel. Her temiz ve en hızlı şekilde bitirdik gibi duruyor Bakalım eğer izin verecekse oyun e, diğer seviyeleri de yaparız Evet kolay aşamasına geldik ikinci aşamadayız Şimdi başlatıyoruz bakalım bu sefer neler yaşayacağız Evet kervanımız burada spamlandı bu sefer ve yukarıya doğru gidiyor Haydi bakalım neler yaşayacağız göreceğiz Hemen kullanmadığımız işaretçileri kaldıralım gözümüz yorulmasın Biraz önce birinci klan aynı etkinliği yaptı bizim yarımız bile değillerdi. Krallıkta öyle bir avantajımız var şu anda. Bu avantajı olabildiğince kullanacağız tabi bakalım. Şu anda da krallıkta 3. sıradayız. Çok fark yok 4. ile aramızda ama zamanla onu geliştireceğiz. Ve birçok oyuncumuzda yüksek seviyelerde 4 milyonlarda 3 milyonlarda olan oyuncumuzda başka klanlarda şu an. Farklı işler kovalıyorlar. Çok bahsetmeyeyim. Aramızda sıra olarak kalsın. Umarım siz de birine söylemezsiniz değil mi arkadaşlar? 3. aşamayı da yarın yapacağız. Zaten bir günlük bir süre var. Yine gölge lejyonu da yapacağım. Ya biraz bu oyunu uzun süredir oynayanlar için nostalji tadında olacak. Çünkü mesela ben bu etkinliği bu denli zorlukta yapmayı özlemişim diyecektim ama çok kalabalık olduğumuz için bir zorluğu da yok. Ben böyle konuşuyorum da birinci stop değil de son stop noktasında patlamayız inşallah. Hemen boss'u işaretleyelim. Boss'u da hızlı bir şekilde öldürelim ki kervan hızla hareket etsin. Sanki bu kervan işinin belli başlı bir sıralaması oluyordu. Ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Dını düşürdü. Üçüncü seviye bir ikramiye attı bu sefer. Mesela bunu ilk defa görüyoruz. Acaba bunun da bir şans oranı vesaire mi var? Ve bunların da toplam hakkı 3-4 diyecektim. 3 Şu anda bizim amacımız biraz sohbet edelim. Bizim krallıktaki amacımız yaşayabilmek, durabilmek. Olabildiğince KvK'ya hazırlanıp Burada yeni başlayan arkadaşlarımız da var Uzun süredir oynayan arkadaşlarımız da var Karışık bir şekilde bir ekip kurduk Dışarıdan da çok fazla Türk arkadaşımız, kardeşimiz, abimiz geldi Hep beraber oyunu oynamaya çalışıyoruz Olduğunca, olabildiğince Krallık olarak da amacımız Çok yüksek seedlerde zaten gözümüz yok Krallık bizim olsun diye çırpınmıyoruz İkinci oluruz, üçüncü oluruz, takılırız D seedinde, C seedinde KVK 2'yi 3'ü kazanırız. Ödüllerimizi toplar hesaplarımızı geliştiririz diye düşünüyorum. Yani yükseklerde pek gözümüz yok anlayacağınız. Ha durum değişir başka işler olur. O zaman bilemem. O zaman tekrardan konuşmak ve düşünmek lazım. Burada birkaç arkadaşımız hazır buraya gelmişken muhafızla keseyim diyor galiba. Kim vuruyor göremiyorum. Bir eşilim umarım vurmaz. Vurmadı çok güzel. Evet gelmişken bir muhafız kesimi yapılıyor burada. Essinler Evet Onur abi saldırıyor. Onur abi muhafız buldu affetmiyor Maşallah diyelim. ne dar alanlardan gidiyoruz. Yine e, özenle seçti. Şöyle hemen ortaya doğru işaret yapalım. Hemen yine bu boss yazalım. Boss coming diyelim. İngilizce atıyorum çünkü aramızda İngilizceler de, İngilizceler de var. Aramızda İngilizceler de var arkadaşlar. O yüzden İngilizce olsun bizim olsun diyorum. Aram tek başına saldırıyor aslında saldırabilir. Daha da gitmek lazım. Herkes sola gidiyor gibi gördüm. Aynen. Daha gidelim biz. Solu zaten halledeceklerdir. Arkadan gelen var mı? Arka tarafı da çok güzel. Spartacus hallediyor. Mesela bir kutu düşecek. Buradan hemen kapmaya çalışalım. Şu sarı olması lazım. Evet şuymuş sarı olan. Kapamadık. Neyse bunu kapalım bari. Bir seviye. Bakalım bundan ne çıkacak. Yine videoya gösterelim. Ya bu kervan da değişik değişik yerlerden gidiyor. Ben anlamadım. Varış noktamız neresi? Burası. Oo Buradayken mi stop edeceksin? Eyvah. Aldık bu arada. Bakalım bundan ne çıkacak? 3 seviyeden 100k altın çıkmıştı. Bundan en azından hızlandırma çıktı. İşimize yarar. Yarar yarar. Bayağı yarar. Hızlandırmamız hızlandırma her zaman işe yarar. Özellikle bu seviyede çok işimize yarayabilir hızlandırma. Arkadan çok fazla beyaz gelmiş. Fakat arka tarafa da hemen bir destek yaptık. Lancelot'u hemen biraz ileriye doğru götüreyim. süval komutan kasmadım. Lancelot'la hızlı için mızrakçı abim var. Şimdilik geçici olarak onları kullanıyorum. Yani hızlı koşmaları için. Çünkü düzgün Belisarius'un falan yok mesela. Belisarius hiç açılmadı. Zaten açılsa bile sikillene veremem. Çünkü bütün kafaları savaşlar oluyor diye Suntuzu'ya harcadım. Daha da harcamayacağım ama Suntuzu'ya. Çünkü suntuz'un etkinlikleri geliyor biliyorsunuzdur. Hatta şu anda 14. gündeyiz ve dirilişe giden yol ve öncü adında iki etkinliğimiz var. E, bu zaten dönemsel geliyor. Buradan tuz kafası alabiliyorsunuz. Aynı şekilde başka komutanlarda. da gelecek. Onların kafalarını toplayabiliyorsunuz. Şu an suntuzum iyi durumda olduğu için yeşile vuralım. Suntuzum iyi durumda olduğu için ben genelde yeşillere saldırıyorum. Ekipmanları da şu anlık bu şekilde. Çünkü burada şu an gördüğünüz gibi yeşiller daha çok geldi. Boss çıktı mı yoksa ikinci şeyde mi çıkacak boss? Onu bilmiyorum. yer yeşile hemen vurmamız lazım. Evet, yeşilleri eritemedik. Sanırım eritemeyeceğiz. Evet, savaşa girdi. Dokundu yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Bu seviyelerde normal en azından dokundu sadece. Bu yeşil dokunamadı. Şurada bir bossumuz var. Önde kesmiş birisi boss'un yolunu. Ottofel önde yakalamış boss'u. İyi, güzel. En azından yük oluşmalı üzerimizde. Böyle bir yararı oldu şu anda bu hareketin. Kendisi öldü maalesef ama yapacak bir şey yok. Şimdi birlikte bir boss'a saldıralım. Acaba hepimizi eritir mi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten canlar azaldı. Gördüğünüz gibi alan skill'leri gelmeye başladı. Ve canlar sarıları gördü. Güzel bu boss'u da öldürdük. Şimdi hızlıca sandıklarından çalmaya çalışacağım bossun um. Çalabilirsek bir tane de biz çalalım. Yine e, video için arkadaşlar. Yoksa e, buradaki arkadaşlarımız alsın tabi ama. Benim e, yegane amacım videoda görünsün. Yani kötü bir şey istemiyorum. Bu arada alamadık sandığı değil mi? Evet. Bu sandıkları toplarken eylem puanı da harcıyorsunuz. Onu da söyleyeyim bilginiz olsun. Evet kervan başarılı ulaştı. Üçüncü aşamayı da yarın yaparız. Zaten siz de bu videoyu yarın izliyor olursunuz. Yani perşembe günü izliyor olursunuz muhtemelen. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.